Değerli izleyenler, Nurdağ 2. bölüm çekimlerine Kurudere Mahallesi'nde devam ediyoruz. Muhtarımız yanımızda, sizi tanıyalım. Musa Akbulut, Kurudere Mahalle Muhtarıyım. Musa Bey, belediyemizin mahalleniz için yapmış olduğu hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim Sayın Mehmet Yıldır'a, Fatma Şahin Hanımefendi'ye, Sayın Bakanımıza. Öncelikle su problemimizi giderdiler. Su kanı şeyleri, boruları yenilediler. Depomuzu görüyorsunuz 800 tonluk. Ancak Kurudere için değil bu. Olacak, Gökçedere, Karabuşlu. Bu üç köyünde mahallemizin de su ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde buraya inşa ettiler. Şimdi bu arkamızda gördüğümüz su deposu kaç mahalleyi kapsıyor? 4 mahalleyi besleyecek. Kurudere, Olacak, Gökçedere ve Karabuşlu. Su sorunu yok bu mahallelerde. Su sorunları giderildi. Onları şey yapacağız. İnşallah yukarıda yine 3 tane daha kuyu açtık. Onların suları da daha bağlanmadı. Onlar da bağlandığı zaman daha da iyi olacak inşallah. Yani kireçli sulardan içilmiyordu. Şu an oradaki su geldikten sonra herkes evindeki su içecek. Yani biz burada genelde Bahçe'ye gidiyoruz, Şekerobi'ye gidiyoruz, Başpınar'a gidiyoruz, su getiriyoruz evde içme suyu. Onlar kalkacak inşallah Allah'ın izniyle. Kanalizasyonumuzu yaptılar, yenilediler. Doğalgaz kısmen geldi inşallah. Seneye komple her yere gelir. Bu sene akıdanlar var, yani evde yakanlar var, kullananlar var. Allah razı olsun başkanımızdan. Yani mezarlığın duvarını yeniledi. Okullarımızın bahçelerini, camilerimizin, caminin işte lojmanını şey yaptı, yaptırdılar. Allah razı olsun başkanımız çalışıyor. Memnunum. Gittiğiniz zaman başkanı bulabiliyor musunuz? Yani görüşebiliyor musunuz? Her an, her an. Vardığım zaman zaten telefonumuz var. Varıyoruz başkanım böyle böyle. Gelin halledelim diyor. Allah razı olsun. Yapıyor da sürekli yani. Ben bu konuyu sevgili izleyenler şunun için sordum. Gerçekten il ilçe başkanları vatandaşının her dakika ulaşabileceği bir kişilik kimlik olması lazım. Mehmet Bey'de de ben bunu gördüm. Ama özellikle de hani başkalarına soruyorum ki bunun cevabını ben mi yanılıyorum diye. Gördüğünüz gibi kesinlikle ve kesinlikle yanılmıyoruz. Daha önceki mahalleye gittiklerimizi de sorduk ve her dakika her saniye ulaşabiliyoruz. Kapısı da hiç kapatmaz, halka da açık diyor. Doğru mu? Doğrudur abi. Ben sürekli uğraşıyorum gece gündüz 24 saat. Bir bekle dediği bir şey olmadı yani, Allah razı olsun. Peki, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir fakir vatandaşımıza da ev yaptı. Onun için de teşekkür ediyorum. İnşallah başarıların devamını bekliyoruz, istiyoruz. Başkanla durmak yok, yola devam. Yola devam. Hadi bakalım. Evet, değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Hadi bakalım.